Evet hanımlar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu saati herkes bekliyor. Evet. Bir Zeynep Turan, bir de Nilgün Bodur. Anlatacak manzara çok şey var ama. Gerçekten manzara Sinan, manzara çok fena. Manzara yani. Güzel, manzara siz de güzel. Hep geliriz çok yani bu yüzden. Heyecanla sizi bekliyor herkes. İnanılmaz sosyal medyada zaten fanlarınız var, takipçileriniz var. Herkes ağzınızdan çıkacak cümlelere böyle kilitlenmiş vaziyette. İki de kitap var Zeynep Turan'ın ve Nilgün Bodur'un. Bunlar üzerinden sizinle sohbet edeceğiz. Böyle vereyim şöyle, sana da. Şöyle ben tutayım sen soru sorarken. Benimki dünyayı kurtarıyor dedi ya, benimki de kurtarıyor. Hep kurtarmak üzerine bizim. Evet Zeynep, önce şey diyeyim, Zeynep Turan benim değerli yazarım günaydın da. Evet. Kaç yıl oldu, 7 yıl mı 8 yıl mı? 7 yıl oldu. 7 yıl oldu mu? 7 yıl her gün sabahta her gün farklı her bir gün. Cümleyle bir kelimeyle derdimi anlatıyorum. Evet Nilgün de benim çok 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 eski arkadaşım. Çok. Aynı zamanda da Turkuaz kitaptan. Şimdi çıktı. Beraberiz. Evet. Evet. Turkuaz kitaptan evet. Kitabımız çıktı. Evet. Şimdi vallahi yıl bitiyor. Yıl yani bitiyor. Zeynep Hanım'a ne sorarız? Burçlar üzerinden bize bir başımıza gelmedik kalmadı son iki yıldır. Neler olacak diye önce burçlar üzerinden bir değerlendirme isteriz biz. Kesinlikle ama Sinan'la küçük bir anımı anlatmadan tabii ki. Mümkün değil. Ben de hemen, girmeyeceğim. Hemen şeye, talebe evet, koşan tabii. Ben zaten bana en sevdiğim sorudur. Hani bana işte burcunu sor, yılını sor, astrolojiyle ilgili yanlış bilinenleri sor, doğruyu sor. Ama şu iki yıl önce 2019 yayınımızda hatırlıyor musun? Evet. 2019 sonunda 2020 kitabımla geldim. İşte böyle elimde simsiyah bir kitap, kapkaranlık. Kolektif bir şey anlatmaya çalışıyorum. Baktım Sinan'ın surat gitmeye başladı. Ondan sonra çok mutlu değil çünkü anlattıklarımdan. Dedim ki çok büyük şeyler olacak. Dünya şifreleri çözecek. Öğrenemediğimiz birçok şeyi öğreneceğiz. Fakat bundan sonrasını öngörmek zor gibi böyle tuhaf bir laf etmiştim. Neyse Sinan böyle bana baktı bak dedi ki neyse tamam hadi anlattım. Anlayamıyorum dünyanı senin deyip. Bu karanlık evet bu karanlık bir kitap bırakıp kucağına gittim. Ve dolayısıyla zaten biz o karanlığın içinden bir türlü çıkamıyoruz. Evet. Ama 2022 kitabımın sıfırdan kelimesi ve beyaz olmasının sebebi, yani o siyah kitaba ne kadar inanmak istemediysek yaşadık, bu beyaz kitaba da o kadar inanın. Çok şimdi şükür. Astroloji bir matematik üzerine kurulu ve ben astrologların hani en sayısal olmaya çalışanıyım. Yükselen saatle çok hani değil ama biraz daha kolektif yıllardan geçiyoruz. Aslında aynı korkuları yaşadığımız, aynı kaygıları yaşadığımız, enteresan gezegen kavuşumlarından geçtiğimiz. Yani 2019'un sonunda 500 yılda bir kavuşum olan bir olay vardı. Evet Oğlak burçlarında gerçekleşmesi 500 yıl önceydi ama normalde 37 yılda bir gerçekleşiyor. Ama şimdi her burçta farklı bir rengi var. Düşün ben senin evine misafir olarak geliyorum. Bir daha 500 yıl sonra oldu görüşürüz diyorum. Dolayısıyla sert bir kavuşumdu. O bizim buraya kadar kim olursanız olun, nerede olursanız olun gökyüzünün o sertliği yeryüzüne yağdı. Hepimizi hiç beklemediğimiz kolektif korku temasının içine siyahın içine bıraktı. Ben iki yıldır kenarından ucundan dilim döndüğünce buraya kadar işte arada bir 2021 var olma mücadelesini kapatacağız, kazanacağız, biz kazanacağız laflarıyla bir engebeli 2021'i de bitirdik. 2022'de sıfırdan başlayacağız. Herkes sıfırdan başlayacak. Hadi inşallah. Çok güçlü başlayacağız. Ben bunu 580 sayfa gün gün 2021'in Şubat'ından bu yana yazıyorum. İnşallah. Evet 2022'de hepimiz şöyle olsun istiyorum. Öncelikle ben bu kitabı çocuklarımıza, gençlerimize, geleceğimize, dünyaya, dijitale yazdım. Ve dolayısıyla değişecek dünyamıza yazdım. Belki bu kitap 20 yıl sonra kendi içinde şunu anlatacak. O fütüristliği de barındırıyor. Belki televizyonlar başka bir şey olacak. Belki biz kendi sanal dünyalarımızda farklı avatarlar oluşturuyor olacağız. Bizim dünyamız değişiyor. Değişimin eşiğinde oturuyoruz. Biz daha neler göreceğiz demeyin. Asıl sıfırdan başlarken iç gücümüzü toplayacağız. Süper. Ama önce kolektif başlayacak. Dünyada Ukrayna'sından Rusya'sına, Putin'den Kamala Harris'ine, Joe Biden'ın ara seçimine, sonra Çin'in kendi ülkesinde tekrar böyle bir yaygara koparıp bir virüsüne, bu böyle Nisan'a kadar bizi götürür. Nisan'dan sonra dünya yine hızlanır ve bizi kolektif olarak aslında maskeden uzaklaşmaya, pandemiden çıkmaya ve aslında özgürlüğe ama yeni özgürlüğe. Bu yeni özgürlüğün adında dijitalleşme var. Hepimiz aslında bir yer
QR kod olmak üzereyiz. Bu peki kulağa hoş gelmiyor biliyorum ama günün sonunda şunu biliyorum. İnsan duygudur, merhametlidir, sosyal canlıdır ve hikayemizi biz kendimiz yazacağız. Ve 2022 sıfırdan başlarken en çok koçlar konuşulacak. Öyle mi? Evet. Yine akrep konuşulmuyor kardeşim. Belki akrep konuşulur. Bence oraya geleceğim. Şaka yapıyorum. Konuşulmaz. Niye en çok koçlar? Hemen geleyim bir kere. Öncelikle 2022'de gezegen... Yok eşim koç. 2022'de gezegenler 21 Aralık'ta Jüpiter'in balık burcuna geçmesiyle birlikte, yani biz bugünlerde bunu konuşurken bir tane şans gezegeni, yılın temasını anlatan icil bir gezegenimiz var. Bu Nisan ayında Neptün'le kavuşacak ve hemen arkasından da bütün gezegenler Koç burcunda dizilecek ve diyecek ki kolektif olarak zodyağın ilk burcudur. Yeni bir başlangıca götürüyorum diyecek. Şimdi sen akrebi arıyorsun ama senin bilmediğin bir şey var. Akrebi aramıyorum, ben insanlığı arıyorum. Evet, ben sana bir şey söyleyeyim. Bütün 74'lüler dinlesin o zaman. Şiron'u Koç'ta. Anam ismim, adımız şey, yaşımı söyledim. Yok, ben hiç o kadar. Ben hiç takılmam. Evet. Ben şimdi mesela en çok Kıbrıs konuşulacak burada. 74'lüler de Koç yorumlarını dinlesinler. Siz de sıfırdan başlayacaksınız. Sebebi sizin bilmediğiniz bir tane asteroid Koç'ta. Ve dolayısıyla sizin hikayenizi baştan yazacak. Bütün birçok sorunu, birçok olayı geride bırakacaksınız. 74'lüler mi özellikle Zeynep? Bütün Koçlar. Ama 74'ün de içinde Koç var. O tamam. Da dinlesin diyorum. Tamam, yani o yemeğin anladım. İçinde de tamam. Var yani. Yani 74'ü özel bir şey söylüyorum. Aslında astrolojide gezegenlerin yıllara göre yemek olarak düşünün. Yani siz 2 saatte bir yükseleniniz, tipiniz bu. İmajınız, toplumda verdiğiniz imajınız. Belki o gün siz çok iyi yakalayamadınız o duyguyu. Ama aslında karşımızdaki kişinin kendi kaderini yorumlaması için astrologlar o kitapları yıllardaki gezegen hareketlerine göre yazar. Ki ben bu 10. kitabım. 10 kitaptır, 10 yıldır aralıksız bir yayın evinden çok yazı çıkaran bir astrolog olarak şunu söyleyebilirim size. Satürn'le Jüpiter'e göre kitap yazılıyorsa ya da astroloji yıl içine değerlendiriliyorsa sizler de haritalarınızdaki Jüpiter'iniz ve Satürn'ünüzü öğrenmenizde en öncelikle bu fayda var. Biz maalesef astroloji önce yükselenimize koşuyoruz. Burcumuza koşuyoruz. Yani 8 milyar kayıtlı insanı 12'ye bölemeyiz. Evet. Mümkün değil. Her yılın teması farklı. Ama Koç burcundaki gezegen kavuşumları Koç burçlarına sıfırdan başlama gücü verirken en önemlisi ise anne ailesi, anneyle olan ilişkiler, anne akrabaları. Bu Nisan ayında böyle bir gümbür gümbür bir durumlar söz konusu olabilir. 30 Nisan'dan sonra 2022'nin ilk tutulmasından hemen sonra Koç burçları eğer bekarsa, ikili ilişkilerle ilgili bir takım problemler varsa bunları da çözer. Özellikle hani böyle hareketli eşler falan varsa, yerinde durmayan, işte sabahı koşturmak, akşamı koşturmak var ya biz o eşleri kovalayan halimiz. Dolayısıyla da burada sevgili Koçlar birazcık rahat eder, nefes alır. Sonra Boğalar. Şimdi Boğalar 2021 Mars Boğa'da başladığı için biraz ağlayarak, üzülerek, yorularak başladılar.